Analitik gün arası bültenine hoş geldiniz. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Detayları sizlerle paylaşacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Aralık 2022 dönemine ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu bugün iki önemli veri yayınladı. Kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksi raporu ve Aralık ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi yayınlandı. Verilerini inceleyeceğiz. Son olarak bu hafta neler oldu, piyasalara genel bir bakış ve piyasaların güncel durumuyla bülteni sonlandıracağız. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Son gelişmeye göre vatandaşların devlete olan borçları için yapılandırmaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçlar yapılandırılacak. Yapılacak olan düzenleme ile vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı yaratılırken, belediyelere borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da yapılandırma kapsamında olacak. Bilgiye göre şirketlerin matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı da sunulması bekleniyor. Yapılandırmanın maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, kredi yurtlar kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaların, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primleri de kapsamda yer alıyor. Beklenti daha önce yapılandırmalarda olduğu gibi vatandaşlara peşin veya taksitle ödeme imkanı sağlayacağı yönünde. Yapılandırma kapsamında borçların %90'ına kadar silinmesi de mümkün olabilir. Belirlenen bir tutarın altında ise borçların tamamının silinmesi söz konusu olacak. Düzenlemenin kabine toplantısında ele alınmasının ardından Şubat ayı içerisinde yasal hale gelmesi bekleniyor. Bir diğer haberimizde ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre 2022 yılında ülke genelinde kurulan şirket sayısı %27.8, kapanan şirket sayısı ise %42.8 oranında arttı. Geçen yıl toplamda 142.214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu sayının 122.409'unu limited şirketler, 17.798'ini anonimler oluşturdu. 2022'de kapanan şirket sayısındaki artış dikkat çekti. Geçen yıl kurulan şirket sayısındaki artış olsa da kapananlardaki artış oranı endişe verici şekilde yükseldi diyebiliriz. Gelelim Türkiye İstatistik Kurumu'nun bugün açıkladığı verilere. Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini yayınladı. Tarımsal girdi yıllık bazda %121.49 ve aylık bazda %2.38 arttı. Kasım'da tarımsal girdi fiyat endeksinde yıllık bazda en yüksek artışla %172.5 ile enerji ve yağlarda gerçekleşti. Rekor artışlarına Ekim ayında ara veren endeks, Kasım ayında da düşüş seyrini sürdürdü diyebiliriz. TÜİK tarafından her ay açıklanan verilere göre yurt dışı üretici fiyat endeksinde artış Aralık'ta hız kesti. Kasım'da %83.66 olan yıllık artış oranı Aralık'ta %49.90 oldu. Aylık satış oranı ise %2.77 olarak gerçekleşti. Genel olarak haftalık bir piyasa değerlendirmesi yapacak olursak, Merkez Bankası politika faizini dün %9'a sabit bıraktı. Ama bir sonraki toplantıda indirim yapabileceği mesajını da verdi. Geçen ayki bu kadar faiz yeterli cümlesini faiz karar metninden kaldırdılar. Faizi %8'e indirebilirler. Bu da demek oluyor ki Merkez Bankası'nın önümüzdeki toplantılarda, yani seçimden önce yeni faiz indirim kararları gelebilir. Euro'da ciddi bir yükseliş sürüyor. Dünya piyasalarında Euro'nun dolar karşısında değer kazanıyor oluşu dikkat çekiyor. Ekim'den bu yana Euro dolar karşısında %12 değer kazandı. Altın ve Euro'nun yükselişini aynı sebebe bağlayabiliriz. Temel sebep Fed'in faiz artırımları sonuna gelmiş olması görünüyor. İşte bu altın ve Euro'nun yükselişinin sebebi. Euro'yu yükselten bir diğer sebep ise Avrupa'daki enflasyonun yüksek kalmaya devam edişi diyebiliriz. Fed'in faiz artırmayacak olması ama Avrupa Merkez Bankası'nın yüksek enflasyondan dolayı faiz artışına devam edeceği mesajı altın ve Euro'nun başlıca yükseliş sebebi diyebiliriz. Çin'in sıfır Covid politikasından vazgeçmesi ve Avrupa'nın pazarı olması küresel piyasaya etki edecektir. Şu anda Çin'de fabrikalar tam kapasite çalışmaya başladı. Emtia ithalatı yapacaklar ve talep artacaktır. Bu nedenle de emtia fiyatları yükselecektir. Demir, çelik, bakır, platin, gümüş, altın gibi değerli emtiaların fiyatları artacaktır. Kripto paralar bu ay bir boğa piyasasıyla canlanmaya tanık oldu. Bitcoin ve Ethereum %25'in üzerine kazanç sağladı. Ethereum blok zincirlerinde işlem hacimlerinin yeniden yükselmeye başladığını ve Ethereum'un geleneksel varlıklardan daha iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. FTX borsasının iflas etkisi devam ediyor. Son olarak kripto kredi şirketi Genesis'in iflas başvurusunda bulunduğunu biliyoruz. Genesis'in iflas başvurusunun ardından Bitcoin ve Ethereum yatay hareketini sürdürüyor. CoinMarketCap verilerine göre bugün kripto para piyasasının değeri %0.58 yükselişle 975.13 milyar dolar oldu. Son 24 saatte toplam kripto para piyasası hacmi %32.24 düşüşle 40.58 milyar dolar oldu. Borsa İstanbul bu hafta kayıplarını sildi diyebiliriz.
Dünkü işlemlerde güçlü bir yükseliş başladı, ardından yatay seyir hakim oldu. Dün öğleden sonraki işlemlerde gerilemeye başlayan BIST 100 endeksi yeniden toparlanmayı başardı. Haftalık bazda %8.78 değer kazanırken aylık bazda 0.12 değer kaybetti. Sabahın en hareketli pozitif yöndeki hisse senetleri şunlar: Viking Kağıt, SDT Uzay Savunma, Tabi Oksijen, Astor Enerji, Sökeun olurken negatif yönde olanlar Armada, Kervansaray Yatırım, Kızılbük Gayrimenkul, Koleksiyon Mobilya şeklinde sıralandı. Para piyasalarındaki son gelişmeler ise şöyle: Dolar yatay seyriyle 18.80 TL, Euro %0.21 artışla 20.38 TL, Gram altın yükselişiyle 1166 TL, BIST 100 %1.32 artışla 5494 puan, Bitcoin 20.928 dolardan alıcı buluyor. Piyasanın yönü ve ilgisi paralelinde gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.